İkinci Türkiye Hocam, ikinci Lale Hocam, 10.45'te başlayacağız. 2 dakika daha bekleyelim. Tamamdır. Sayın konuklarımız, sempozyumumuzun 10. oturumu olan konuda iç mekan belgelemeler başlıklı oturuma hoş geldiniz. Sunumlar sırasında mikrofonlarınızı ve kameralarınızı kapalı tutmanızı rica edeceğiz. Sorularınızı ve yorumlarınızı oturum sonunda el kaldırarak ya da sohbet bölümüne yazarak iletebilirsiniz. Şimdi sözü oturumun moderatörü olan Sayın Lale Özgenel'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Bizimle bu oturumda olan şu andaki Zoom katılımcılarına, dinleyen YouTube katılımcılarına merhaba diyorum. İkinci Türkiye'de Hocam sesinizde bir kesinti yani oluyor ama İç Mekanlar Sempozyumu'nun 10. Ben Sen Komitesi'ne. Ben duyuyorum sizleri ama sizin kesinizde biraz ben sizleri zor duyuyorum. neyse devam edelim. Belki internetim biraz yavaş galiba bulunduğum yer. Hiç vakit kaybetmeyeyim ben o zaman. Sesim geliyor umarım. Geliyor Tamam, hocam, tamam. merhabalar. Geliyor. Harika. Hiç lafı uzatmıyorum. Herkese teşekkür ederek oturumumuzu başlatıyorum. Üç tane konuşmacımız var. Her konuşmacımızın 15 dakikası var. Son 15 dakika soru cevap olacak. Birinci konuşmacımız Hande Tulum Okur. Kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Aynı zamanda Mimarlık Anabilim Dalı'nda aynı üniversitede lisans programından mezun oldu. Ve doktorasını da Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı, Mimarlık ve Tasarım bölümünde. Halen aynı doktor öğretim üyesi unvanıyla aynı üniversitede çalışıyor. Kendisinin başlığı modern iç mekana ilişkin bir okuma. Gündüz Gökçe ve Sayın Hande Herkese merhaba, ismim Hande Tulum. Bugün Perihan ve Gündüz Gökçe Evi'nden bahsedeceğim. Bu konuktan bahsetmeden önce bu ikiliden bahsetmek isterim. Perihan Gökçe ve Gündüz Gökçe bir akademisyen çift. İkisi de 1958'de Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun olmuş. İkisi de bu kurumda yeniden göreve başlamışlar, çeşitli idari görevler üstlenmişler. Sonrasında ise yine Yeditepe ve Işık Üniversitelerinde yine çeşitli görevler üstlenmişler. Perihan Gökçe özelinde kendisini biz Türk evi üzerine yaptığı geleneksel mimarlık odaklı çalışmalarla biliyoruz. Gündüz Gökçe ise mimarlık eğitiminde üstün hizmet ödülüyle eş zamanlı olarak pek çok tasarımcı ve sanatçıyla birlikte çalışmasıyla ve bunun dışında mimarlık tarihi, sanat tarihi, stüktür, yapı gibi çeşitli alanlarda dersler vermesiyle ve vernaküler mimarlık alanındaki çalışmalarıyla biliyoruz. Bu ikili hakkında bir literatür taraması yaptığımız zaman ise çeşitli hastane yarışmalarına katıldıkları ortaya çıkıyor. Çiftin kızı olan Elvan Gökçe Erkmen'le yaptığım görüşmede ise bu yarışmalar süresince annesinin yani Perihan Gökçen'in çok daha aktif olduğunu öğrendim. Bu çiftin işleri hakkında literatür taramasını sürdürdüğüm zamansa
aslında oldukça az veriyle karşılaştığımı söylemeliyim. Bunlardan birisi ise Bozya'da Akademiler Evi. Burada Gündüz Gökçe çeşitli isimler için, bunlar arasında Altan Gürman, Önder Küçükerman, Sağd Üniversitesi'nin Özdemir Altan gibi isimler de var, konut tasarlıyor, müstakil konutlar. Ve Gökçe bu evleri tasarlarken aslında tevazudan yola çıkıyor ve gerçek ihtiyaçlara yöneliyor ve eş zamanlı olarak iklime de çok odaklanıyor diyebiliriz. Ve bunun dışında malzeme ve döşeme gibi hususlara ayrıca odaklanıyor ve pek çok unsuru tasarlamaya çalıştığı için aslında bütüncül bir tasarım dili oluşturmaya çalışıyor. Burada da bu hacimlerden kimi detaylar görüyoruz. Burada döşemeler üzerindeki detayları da görüyoruz. Aslında burada önemli olan kısımlardan birisi Gündüz Gökçe'nin inşaat sürecinde de çok aktif bir şekilde yol alması. Son derece detaycı bir tavrı var. Dolayısıyla çok önemli bir tasarım olduğunu düşünüyorum ben bunun. Sonrasında devam ettiğimiz zamansa, kendi yani odaklanacağımız konuya geldiğimiz zamansa Perihan ve Gündüz Gökçe'nin birlikte tasarladıkları, yani daha doğrusu iç mekanlarını birlikte organize ettikleri Perihan ve Gündüz Gökçe evini görüyoruz. 1970'li yıllarda çift bu evde ikamet etmeye başlıyor. İstanbul Topağacı'nda bulunuyor bu ev. Ve aslında az önce gördüğümüz özenli ve detaycı tutumu çiftin burada yine birlikte ele aldığını görüyoruz. Burada da konuttan çeşitli sahneler görüyoruz. Az sonra detaylı açıklayacağımız için şimdi bu kısmı geçeceğim. Bu da Elvan Gökçe Erkmen'in yakın zamanda yaptığı evle ilgili onun eskizi. Burada gördüğünüz gibi işte çift balkonlu bir hacimden bahsediyoruz. Geniş bir salonu var. Çalışma birimi, ütü odası, yatak odası, banyo. İşte burada tekrar bir ıslak hacim ve başka bir ıslak hacim olan mutfağı buluyoruz. Şuradan da girişi görebiliriz. Evin yani daha detaylı bir planı elimizde yok. Ancak aslında burada önemli olan şey evdeki ana hatların korunması ve onun içinde yani bu hatlara uyarak iç mekanda değişiklikler yapılmak istenmesi kısaca. Buradaki konuta özgü, konuta özel hususlara gelecek olursak da ilk olarak öncelikle burada yaşam mekanında yani salonda yer alan şömineyi görüyoruz. Bu şömine aslında tamamıyla Gündüz Gökçe'nin fikri, ağaç dallarından ilham alınarak tasarlanmış ve rölyef etkili bir şömine ortaya çıkarılmaya çalışılmış. Burada da yine buradan başka bir sehpayı görüyoruz. Burada gördüğünüz üzere bu sinili bir sehpa, yani burada bir gömme sinisi var. Buradaki her mobilya ve şömine de aslında özenle tasarlanmış. Şimdi şöminelere baktığımız zaman aslında şunu söylemek lazım. Bu dönemde hepimizin bildiği gibi yani orta yüzyıl modernizmle birlikte şömine çok önemli bir yer almaya başlıyor hayatımızda. Ben bunun için birkaç şömine örneği göstermek istedim. Bu gördüğünüz şömineler Melikore'in Seden Apartmanı'ndan ve her katta başka aslında şömineler tasarlamış. Bu da yine Hakan Dedeoğlu arşivinden aynı apartmandan başka bir şömine. Bunun dışında burada Umut Hoca'nın bir çalışmasında yine bir şömine tasarım örneğini görüyoruz. Bunun dışında burada Mimar Muammer Gerekli evinde bir şömine tasarım görüyoruz. Bu zannedersem Efsun'un gerçekleştireceği sunumla daha detaylıca ele alınacaktır. Bunun dışında tabii ki burada gördüğünüz üzere farklı şömineler kimi zaman dışarıda da karşımıza çıkıyor. Ya da burada İzzet Elon evinde olduğu gibi sanatçıların tasarladığı şöminelerden bahsedebiliyoruz. Barlas yazısında aynı şekilde. Ve burada yine Seden Apartmanı'nda gördüğümüz şömineye benzer tasarımlar ortaya çıkıyor. Yani buradan aslında anlayabileceğimiz şeyler, burada yine Yeşil Apartmanı'ndan bir rölyef etkili bir sanat eseri halini alan şömine. Burada yine bir aslında muralla süslenmiş bir şömine görüyoruz. Buradan şöminelerin gerçekten yaşam alanlarında, iç mekanda çok önemli bir rolü olduğunu söylemek mümkün. Özellikle sanatçıların da bu konudaki katkısı yatsınamaz. Burada örneğin Freya Koral'ın tasarladığı bir şömineyi görüyoruz yine. Ve bu bağlamda şöminelerin kimi zaman çok merkezi olduğunu, kimi zaman yeni odak noktaları yarattığını iç mekanlarda görebiliyoruz. Şimdi konuta geri dönecek olursak,
nelerle karşılaşıyoruz dersek, burada yine çiftin tasarımı olan bu ahşap strüktürlü mobilya, burada sinili mobilya görebiliyoruz. Burada aslında Gökçe ailesinin kendilerini tasarlamadığı tek mobilya, burada gördüğünüz mobilya. Bu da aslında başka bir mimarın tasarımında görüp beğendikleri ve yeniden ürettirdikleri bir mobilya. Bu anlamda farklılık olarak bunu göstermemiz mümkün. Şimdi bu dönemdeki mobilyalara baktığımız zaman bir benzerlik yakalamaya çalışırsak eğer, buradaki işte Datum arşivlerinde ya da Necdet Ersin arşivinde bulunan Fikret Tan sandalyesi, Rıfat Yalman'ın Büyükada'daki evinde olan sandalye tasarımı, Türk Tarih Kurumu'ndaki bu gördüğümüz sandalyeler, burada gördüğümüz Nazmi Yaver Yenal imzalı bank ya da burada gördüğümüz Necdet Ersin imzalı sandalye aslında az önce gördüğümüz sandalye ile bir anlamda benzerliği olan sandalyeler. Bunun dışında dönemdeki genel diğer mobilyalara, özellikle Arkitekt Dergisi üzerinden baktığımız zaman ya da Salt Arşiv üzerinden baktığımız zaman Emin Necip Uzman'ın bu konutundaki mobilyaları görebiliyoruz. Muhteşem Giray'ın yine ahşap sırtlıklı ve strüktürlü mobilyalarını görebiliyoruz. Ya da burada Erkal Güngören tasarımı sade ve modern mobilyaları görebiliyoruz. Yani bunların hepsinde yine bir benzerlik durumu görebilmek mümkün. Bunun dışında aslında sadece mobilya tasarımı ya da şömine tasarımıyla yetinmemişler. Özellikle ıslak hacimlerde de bir tasarım izi bırakmak istemiş çift. Ve burada siyah ve beyaz renklerde optik bir yaklaşım izleyerek böyle bir kompozisyon, hatta işte mini sanat kompozisyonu ismini veriyor Elvan Gökçen buna. Böyle bir kompozisyon gerçekleştirilmiş. Bunu düşündüğümüz zaman ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni düşündüğümüz zaman Gündüz Gökçen'in ve Perihan Gökçen'in buradaki diğer sanatçılarla etkileşimi bu hususlar değerlendirildiğinde bunun buradaki ilişkilerde, daha doğrusu bu sonuçta bir payının olduğunu düşünmek mümkün. Ayrıca bu öğeleri düşündüğümüz zaman, yani hem şömine tasarımını hem buradaki mini art kompozisyonunu aslında 1950-80 aralığında karşımıza çıkan mimarlık sanat sentezinin, mimarlık sanat birliklerinin örnekleri olarak görebiliriz. Tabii ki çok fazla örnekten bahsetmek mümkün. Ben sadece birkaç örneği koymak istedim burada. Anna Fartılar Çarşısı'ndan, Gencay Kasapçı panosundan ya da işte burada gördüğümüz Bedri Rahmi Eyüboğlu sanat eserinden gibi böyle çeşitli örnekler koymak istedim. Dolayısıyla dönemdeki çeşitlilik daha çok anlaşılabilsin diye. Ama elbette bunun dışında optik illüzyon yaratılması ya da bir takım geometrik formların hacimlerde karşılık bulması, ıslak hacimlerde yine 1970'lerde uluslararası örneklerde karşımıza çıkıyor. Burada çeşitlendirerek göstermek istedim aslında biraz. Bu evde karşımıza çıkan durumlardan birisi de tasarım nesnelerine verilen önem. Burada da gördüğümüz şemsiyelik aslında bunun bir örneği. Elvan Gökçe Erkmen'e göre bu şemsiye İtalya'dan alınmış 1970'li yıllarda. Zaten bir araştırma yapıldığı zaman bu Lucci ve Orlandini'ye ait bir şemsiye olduğunu görüyoruz. Dönemdeki diğer şemsiyeliklere baktığımız zamansa neler karşımıza çıkıyor anlamak için. Bu şekilde aslında çok farklı seçeneklerde şemsiyelikler karşımıza çıkıyor. Yani şemsiyelik de hayatta önemli bir rol oynuyormuş, bunu da söyleyebiliriz. Burada bu evde, yani şu anda tam olarak gözükmese de ciddi anlamda turuncunun hakimiyeti varmış. Hatta kalorifer petekleri de turuncuymuş, aydınlatmalar aynı şekilde. Ne yazık ki günümüze ulaşamamış bir maket var. Bu makette renk ve malzeme kompozisyonu çalışmış çift ve ona göre bu iç mekanlar kurgulanmış. Bu bence çok önemli çünkü gerçekten kapsayıcı ve bütüncül bir anlayış oluşturmaya çalışılmış. Burada kalan yine çiftin tasarladığı masa ve sandalyelerden ve strüktürel detaylardan örnekler görüyoruz. Ve rengin cesurca kullanıldığını görüyoruz ayrıca. Buradaki aydınlatma ürününe baktığımız zaman dönemde yine filmlerde ya da Erkal Güngören arşivinde Salt'ta yine Salt'ta gördüğümüz farklı ürünlerle benzerlik olduğunu görüyoruz. Özellikle şu ikisinin ciddi anlamda benzerlik taşıdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla modern aydınlatma tasarımında önemli ortak özellikler olmuş.
Şimdi son olarak da aslında bu konut pek çok özelliğiyle günümüze ulaşabilmiş ve modern iç mekanları, mobilya tasarımları, üstüne odaklanan detaylar anlamında oldukça önemli bir bakım. Ve baktığımız zaman Gökçe ailesine ilişkin ne yazık ki elimizde çok az veri var. O yüzden ben bu vakanın oldukça önemli olduğunu düşündüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu sefer sesim daha rahat gelir. Teşekkür ederiz. Sağ mı sesim? Şimdilik iyi sanki. Harika. Kusura bakmayın, biraz şey dışında bir yerdeyim, zorlanıyorum galiba. Hemen hız kesmeden ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Sayın Efsun Eken Yazıcı Güney. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktora derecesini aynı üniversiteden bina araştırma planlama programından aldı. Ve 2013 yılından beri aynı fakültede çalışmakta. Aynı zamanda Dokomama İç Mekan Komitesi de üyesi. Kendisi tıpkı Hande Tulum okur gibi, onun altını çizmek isterim. Kendisini ben ekrana bırakıyorum. Bir modern konut iç mekanı muammer gerekli evini bize sunacak. Buyurun. Merhaba, Efsun Eken Yazıcı Güney ben. Bugün bir modern konut iç mekandan bahsetmek istiyorum. Muammer Gerekli evinin iç mekanından. Öncelikle Muammer Gerekli kimdir? Ondan kısaca bahsedebilirim. Kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu, 1949 yılında mezun olmuş bir yüksek mimar ve uzun süre aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştığı gibi Kadıköy'deki ofisinde de mimarlık pratiğini devam ettirmiş. Literatüre baktığımız zaman Gerekli ile ilgili fazla kaynak yok aslında. Zeynep Yazıcıoğlu Halun'un tezindeki bir kısımda Gerekli'ye değiniliyor. Benim Hande Tulum'la birlikte kaleme aldığım bir makalece Dilek Apartmanı'na ve Gerekli Apartmanı'na yer veriyoruz. Son olarak da Ceren Bereket Kahraman'ın yine Muammer Gerekli tasarımı olan Tevfik Bey Apartmanı makalesi var. Mimarın tespit edilip belgelenmiş yapıları 60'lı ve 70'li yıllara tarihleniyor ve her biri de Kadıköy'de konumlanan 4 tane apartman yapısı aslında. Dilek Apartmanı, Gerekli Apartmanı, Tevfik Bey Apartmanı ve Moda Caddesi No 150. Gerekli'nin apartman tasarımlarına bakıldığı zaman farklı cephe kurguları, değişik malzeme seçimlerinden faydalandığını anlıyoruz. Ve bu sayede de aslında eline geçen apartman tasarım fırsatlarını deneysel bir takım yaklaşımlarla ele almış. Dönemin mimari anlayışından biraz farklılaşıyor aslında. O rasyonel formları gene görsek de yine de bunların ötesine geçen bir takım arayışları var diye düşünüyorum. Dilek Apartmanı Bağdat Caddesi üzerinde konumlanan bir apartman. Tabii Bağdat Caddesi İstanbul'un en önemli yaya aksarından bir tanesi ve o dönemde 60'lı yıllarda da üst orta gruba hitap eden bir konut bölgesi. O yüzden de nitelikli apartman örnekleriyle dikkat çeken bir alan. Dilek Apartmanı da onlardan biri. Cephesindeki geometrik boşluklarla ayrışıyor ve ön cephe ve yan cephe kurgusunun dili biraz birbirinden farklı aslında. Apartmana ait plan ve cephe çizimlerine ait çizimlere Kadıköy Belediyesi'nin arşivinden ulaştım ama tabii 50 yıllık oldukları için biraz silik ve zor okunuyor ama yine de hani çok rahat bir şekilde orijinal çizimlerdeki kat sayısının daha az olduğu, işte üstte bir teras katının olduğunu görüyoruz ama esas binada böyle bir durum söz konusu değil maalesef. Bu apartman tasarımında da Gerekli diğer apartman tasarımlarında olduğu gibi giriş holü tasarımında özenli bir dil takip etmiş ve dış cepheden başlayarak giriş holünde de devam eden malzemelere
görüyoruz. Zemindeki malzemeler, duvardaki malzemeler gibi. Ama ben Burca mimarın 2018 yılına kadar vefatına kadar yaşadığı kendi konutunun iç mekanına değineceğim. Burada orijinal planını görebilirsiniz, 1900 yılına tarihlenen. Bir takım değişiklikler yapmış tabii yaşadığı alanda. Girildiğinde bir büyük yaşam alanı varmış burada, yemek alanı, oturma alanı ve bu kısım çok biraz muğlak aslında, plandan okunamıyor çünkü, ama ben son haline göre revize etmeye çalıştım. Holden kilere, banyoya ve yatak odalarına ulaşıyoruz. Mutfağın yanında bir ikinci bir hol ve arkada bir tuvalet varmış. Ama o kısmı değiştirerek mutfağın içine katmış mimar. Bu girişteki alanı, Bağdat Caddesi'ne bakan alanı bütüncül olarak ele almış aslında. Ara duvarları iptal ederek cam sürgü kapılar koymuş. İlk önce toplantı ve müzik alanı olarak kullandığı alan ve oturma alanı bir dediğim alandan bahsetmek istiyorum. Burada duvarda ahşap lambri kaplamalar var ve evin genel ahşap kaplama rengiyle uyumlu bir masa göze çarpıyor. Piyano ve diğer müzik aletlerine yer verilen kısım var burada. Oturma alanı bir ile uyumlu siyah deri sandalyeler göze çarpıyor hemen. Yani giriş burası. Girişten sonra buradaki yaşam alanına giriyoruz. Sonrasında apartman giriş holünde kullanılan taş malzemenin içerideki duvarda da tekrar ettiğini görüyoruz. Burada malzeme burası. İçeride de bu duvarda kullanılıyor ve şömine duvarı aslında burası. Koyu renk bir taş şömine var. Yine 60'lı yıllarda sıklıkla rastladığımız bir düzen aslında bu. Duvar ünitesiyle niş, iki mekanı ayıran niş arasında bir malzeme ilişkisi var aslında. Deri koltuklar, mermer bir orta sehpa var. Burada bu mekanda, bu büyük mekanda bir asma tavan düzenlemesi de yapıyor gerekli ve burada onun kısmi ucunu görebiliyoruz. Şimdi yemek alanına geldik. Bu girişteki ilk kısımda kullanılan lambri burada devam ediyor. Ahşap lambri ve bu da zaten hani o dönemin konut iç mekanlarında sıklıkla gördüğümüz bir öğe. Onunla özelleşen duvarda tablo ve aydınlatmalar var. Koyu renk ahşap yemek masası ve konsol diğer taraftaki mobilya renginden ayrışıyor. Asma tavan burada devamlı bir şekilde kullanılmış. Şimdi burada da sürgülü kapılardan bahsetmek istiyorum. Çünkü yaşam alanı arasında mekansal geçişler sağlayan önemli bir öğe olarak karşımıza çıkıyor bu konutta. Malzeme ve renk bağlamında bütüncül bir yaklaşım var. Evet. Ama iki oturma alanının arasındaki bu kapılarla aslında bu mekanlar birbirleriyle ilişkilenebiliyorlar ya da ayrışabiliyorlar. Çünkü istediğimiz zaman burayı kapatabiliyoruz, iki farklı alan olarak kullanabiliyoruz ya da açıp bütüncül bir şekilde de kullanabiliyoruz. Burada asma tavanı daha rahat görebiliriz aslında, oturma alanının birinin üzerindeki mekanı da tarifliyor. Burada daha rahat görüyoruz. Yine burada oturma alanı 2'den 1'e bakış taş duvarı görebiliyoruz. Deri koltukların olduğu kısım da bu tarafta dikkat çekiyor. Farklı aydınlatma biçimlerini görüyoruz. Şeffaf cam tercihinin sürgü kapıdaki etkisini görebiliyoruz burada. Giriş ve koridor kısmına baktığımızda da burada da yaşam alanında olduğu gibi ahşap yoğun bir atmosfer söz konusu. Odalara ulaşımı sağlayan koridora baktığımızda ise artık bu etkinin azaldığını hissedebiliriz. Kapıların üstünde yine o dönemin meşhur renkli camları yer alıyor. Girişle koridor zemininde aynı seramik malzemenin kullanıldığını, ancak işte koridorun zeminindeki bordürün rengiyle kapılar arasında da bir uyumun göze çarptığını söyleyebiliriz.
Esas beni çok etkileyen alansa buradaki direktörün çalışma alanı. Burası mimarın projelerine yoğunlaştığı alan ve evin geri kalan düzeninden oldukça farklı bir sistem var burada. Ne kadar sık kullanıldığı ortada diye düşünüyorum. Mimarın tasarımı olan raf sistemi ve masaları görüyoruz. Çizim ve maket yapımı için uygun düzenleme ve malzemeler var. Dolayısıyla da mimarın aslında çalışma pratiği hakkında da bilgilendirici bir mekan burası. 60'lı yılların bu işte modüler raf sistemlerinin de etkisini görmüş oluyoruz. Özetle mimar gerekli konutunun iç mekanını kendi gündelik hayat pratikleri üzerinden yeniden ele almış ve mekansal değişiklikler yapmış. Dolayısıyla da orijinal planla bu evin planı arasında farklılıklar gözleniyor. Yani apartmana ilişkin, daireye ilişkin derinlemesine analiz gerçekleştirmek adına kızı Gamze Tanzer ile iletişim kurmuştuk. Ve Tanzer'in babasının 2018 yılındaki vefatından sonra evi satmadan önce çektiği fotoğraflardan faydalandım ben burada. Ya böylece mimarın kızı aslında belgelemiş oluyor iç mekanı. Bu konuda dikkat çeken pek çok özellik var. Yaşam alanındaki cam sürgülü kapılarla kurgulanan alternatif düzenlemeler olanak sağlayan tasarım bunlardan ilki. Şömine duvarında apartman giriş holünde kullanılan malzemenin devamının görülmesi de diğer önemli bir nokta. Bütüncül bir tasarımdan söz ediyoruz aslında. Yani hem apartmanda hem dairenin kendisinde. Yine mimarın kızının söylediğine göre iç mekandaki mobilyaların bir kısmını kendisi tasarlamış ve ürettirmiş. İşte şömine duvarındaki düzenleme, niş, sehpalar, çalışma alanındaki raflı sistem, masa bunlardan. Gerekli'nin bu bağlamda mimar Muammer Gerekli'nin mimarlık ve iç mekan tasarımı açısından ortaya koyduğu dilin yaşadığı apartmanda ve evde bir arada okunabildiğini söyleyebiliriz. Ve 60'lı 70'li yıllar modern konut iç mekanına ilişkin aslında pek çok referans da barındırıyor bu ev. O bağlamda literatüre girmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ancak mimarın vefatının ardından bu ev satılmış ve bu yüzden de ne yazık ki bu dönemsel referansları barındıran mekanı görebilmek artık mümkün değil. O yüzden bugün burada bu benim için çok ilgi çekici olan örneği sizlere sunmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Sayın Eken Yazıcı Güney, çok teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Siz de çok güzel kullandınız zamanınızı. Devam ediyoruz üçüncü konuşmacılarımızla. Bir kolektif çalışma dinleyeceğiz. Üçüncü konuşma olarak. Bengi Şentürk, Gülnur Ballıcı, Eda Paykoş Özçelik, Gizem Güler, Nakıp. Çok kısaca ben yine sevgili hocalarımızın en azından bölümlerini belirtmek isterim. Bengi Şentürk, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde lisans, yüksek lisans programı öğrencisi. Gülnur Ballıcı, şu anda Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisi 9 Eylül Mimarlık Bölümü mezunu. Eda Paykoç Özçelik, Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünden yüksek lisansını da oradan tamamlamıştı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı ve şu anda Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Gizem Güler Nakıp hocamız Yaşar Üniversitesi'nden İç Mimarlık Çevre Tasarım Bölümü mezunu. Kendisi 2021'den itibaren de Silesyan Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde doktora eğitimine devam ediyor. Bu ekibin sunacağı çalışmanın, araştırmanın ismi ise Modern İç Mekanın Konut Yapılarındaki Yansımaları, Ferah Apartmanı, Karşıyaka, İzmir. Biraz İzmir'e uzanıyoruz şimdi. Buyurun lütfen, söz sizde. Herkese merhaba. Bugün sizlere Dokamama Türkiye İç Mekan Komitesi tarafından Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'de Modern İç Mekanlar Sempozyumu kapsamında Gündür Ballıcı, Eda Paykoç Özçelik ve Gizem Güler ile birlikte hazırlamış olduğumuz Modern İç Mekanın Konut Yapılarındaki Yansımaları,
Ferah Apartmanı, Karşıyaka İzmir adlı çalışmamızı sunacağım. Sunumumuz sırasıyla seçmiş olduğumuz yapının kimliği, tarihçesi, tanımı, önemi ve sonuç değerlendirme başlıklarını içermektedir. Ferah Apartmanı, Donanmacı Mahallesi, 1744 Atilla İlhan Sokak, Karşıyaka İzmir'de yer alan, zemin artı 4 kattan oluşan bir apartman yapısıdır. Mimar mühendis Sedat Soner tarafından tasarlanan apartman 1964 yılında tamamlanmıştır. 229 ada 74 nolu parselde bulunan yapı, zemin, 3 ara kat ve çatı katından oluşan, her katta 2 daire, çatı katında tek daire bulunan bir yapıdır. Yapının 4 cephesi de ayrık nizamda olup, yapı yüksekliği 12.80 metre, derinliği ise 20 metredir. Yapının mimarı olan ve İzmir'in farklı bölgelerinde modernist anlayışta yapılar tasarlayan Sedat Soner'in Karşıyaka Yalı bölgesinde tasarlamış olduğu mimari örnekler arasında Martı Apartmanı, Dalyan Apartmanı, Hurşit Bey Apartmanı ve Darcanlı Apartmanı, Bostanlı Mahallesi'nde ise Dereboyu Apartmanı yer almaktadır. Konut tasarımları dışında basmane PTT binası ve Tepecik Doğumevi yapıları da modern mimarlık dönemi tasarım anlayışını yansıtan diğer yapı örnekleridir. Ferah Apartmanı'nın daire iç mekanlarında mutfak tezgahı ve dolapları, banyo donatıları, yaşam alanındaki özgün mobilya tasarımları ve yapıldığı dönemin tasarım anlayışını yansıtan tüm iç mekan malzeme ve detay bilgileri üzerinde çalışılmıştır. Bu veriler yapının hem mimari hem de iç mekan özellikleri açısından belgelenmeye değer ve güncel araştırmalara dahil edilmesini gerektirecek bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Özgün olarak bulunan iç mekan ögeleri arasında mutfak ve banyo donatıları, yatak odalarındaki gömme dolaplar, kapılar, pencereler ve zemin kaplamaları bulunmaktadır. Diğer dairede ise salonda yer alan ahşap mobilya ünitesi, ailenin geçmişinden kalan ve yapıldığı dönemin mobilya işçiliğini yansıtan önemli bir öge olarak tespit edilmiştir. Yapı cephesinde 1950-1965 yıllarında İzmir'deki apartman mimarisinde görülen modernist anlayışın yansımaları olan pencere alt kodlarındaki yatay yüzeylerde renkli karo mozaik, kaplama, BTB ve ince demir korkuluklar ile çevrili balkonlar, yatay döşeme plakaları arasında geniş şeffaf yüzeyler bulunmaktadır. Araştırma kapsamında Mina ve Gamze İslimye'ye ait 3. kattaki karşılıklı 2 daireye girilerek iç mekana dair özgün kalan elemanlar ve mobilyalar belgelenmiştir. Mina İslimye, 1958 yılında devlet su işlerinde makine mühendisi olarak çalışan eşiyle birlikte Ferah Apartmanı'nı satın almaya karar vermiştir. Eşinin işi nedeniyle öncesinde Balıkesir, ardından Samsun'da yaşayıp sonrasında İzmir'e gelmişlerdir. 1961 yılında oğulları İrfan Balıkesir'de, kızları Gamze de 1968 yılında İzmir'de Ferah Apartmanı'nda doğmuştur. İslimye, dairelerin satın alınma sürecini şu şekilde anlatmıştır. Müteahhit Kenan Gamsız'dan aldık. 2 daire aldık karşılıklı. Müteahhitimiz çok iyiydi. Çocuğunuzun çocuğu bile barındırır bu ev. Sakın çıkmayın, bir şey yapmayın apartmana dedi. Hakikaten öyle çıktı, diye belirtmiştir. Ferah Apartmanı 1964 yılında inşaatı tamamlanan 4 katlı bir apartman yapısıdır. Bu apartman, konut yapılarının yaygın olduğu ve günümüzde de geçmiş yıllarda üretilen nitelikli konut yapılarını bünyesinde barındıran İzmir'in Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'nde yer almaktadır. Günümüzde ise kentsel dönüşüm yasası ile birlikte bulunduğu bölgedeki mevcut apartmanlar gibi Ferah Apartmanı da yıkılmıştır. Yapı yıkılmadan önce dış cephe, apartman giriş holü, merdivenler, merdiven korkulukları, balkonlar büyük ölçüde özgünlüğünü korurken daire giriş kapıları ve daire iç mekanları da nitelikli tasarım unsurları ile belli oranda özgünlüğünü korumaktaydı. Mina İslimye, yaşadığı apartmanın çok sağlam olduğunu ve üzülerek çıktığı evinin boşu boşuna yıkılıp kentsel dönüşüme uğradığını düşündüğünü belirtmiştir. Aynı zamanda iç mekanla ilgili 2003 yılında eşi vefat ettikten sonra salona bağlı olan balkonu iç mekana dahil ettiğini de eklemiştir. Yaşadığı yerin mutfak ve banyo tasarımının tamamen değiştirildiğini fakat proje kapsamında incelenmekte olan karşı dairenin orijinal olarak korunduğunu da vurgulamıştır. Mobilyalarıyla ilgili detaylar sorulduğunda ise mobilyalarını ilk olarak bahar mobilya, ardından Alsancak'ta bulunan şık mobilyadan aldığını belirtmiştir. Mekansal kurguya bakıldığında arka cephede balkona açılan yemek ve oturma bölümlerinin yer aldığı salon ile
yan cephedeki balkon ile bağlantısı bulunan bir yatak odası vardır. Yan cephedeki balkona açılan mutfağa yemek bölümünden ulaşılan bir kapı ile ulaşılmaktadır. Yaşama bölümü ile bağlantılı ikinci bir koridordan banyo ve yatak odalarına ulaşılır. Mine İslimye, yaşadığı apartmanın çok sağlam olduğunu ve üzülerek çıktığı evinin boşu boşuna yıkılıp kentsel dönüşüme uğradığını düşündüğünü belirtmiştir. Aynı zamanda iç mekanla ilgili 2003 yılında eşi vefat ettikten sonra salona bağlı olan balkonu iç mekana dahil ettiğini de eklemiştir. Yaşadığı yerin mutfak ve banyo tasarımının tamamen değiştirildiğini fakat proje kapsamında incelenmekte olan karşı dairenin orijinal olarak korunduğunu da vurgulamıştır. Mobilyalarıyla ilgili detaylar sorulduğunda ise mobilyalarını ilk olarak Bahar Mobilya, ardından Alsancak'ta bulunan Şık Mobilya'dan aldığını belirtmiştir. Mekansal kurguya bakıldığında arka cephede balkona açılan yemek ve oturma bölümlerinin yer aldığı salon ile yan cephedeki balkon ile bağlantısı bulunan bir yatak odası vardır. Yan cephedeki balkona açılan mutfağa yemek bölümünden ulaşılan bir kapı ile ulaşılmaktadır. Yaşama bölümü ile bağlantılı ikinci bir koridordan banyo ve yatak odalarına ulaşılır. Yaşama alanı özgün plan çiziminde misafir salonu olarak adlandırılmıştır. Orijinal olarak korunan daire içerisinde duvar yüzeylerinde, salonda ve küçük odada sıva üzeri sarı 5 tonlarda boya kullanılırken yatak odasında duvar kağıdı kullanılmıştır. Kapılar, pencere doğramaları ve yaşama alanı zeminindeki halı kaplaması da özgünlüğünü koruyan unsurlar arasındadır. Misafir salonunun balkon yönündeki ahşap doğramalı pencere ve kapı sistemi ve yan cepheye açılan pencerenin bulunduğu iki iç mekan görünüşüne bakıldığında gün ışığının iç mekan etkisinin artmasına fayda sağlayacak genişlik ve açıklıklar görünmektedir. Mutfak alanında alt ve üst dolapların yer aldığı minimum boyutlarda karşılıklı iki tezgah, evye, fırın ve buzdolabı yer almaktadır. Yapının inşasının gerçekleştiği dönemdeki kısıtlı ekonomik koşullar ve teknik donanım yetersizliği ve bununla ilişkili nedenlerle mutfak alanında sadece alt ve üst dolapların yer aldığı minimum boyutlarda karşılıklı iki tezgah, evye, fırın ve buzdolabı yer almaktadır. Duvarda 15'e 15 beyaz seramikler ile dolap kapakları ile aynı renkte olan mavi boya kullanılarak yüzey ikiye bölünmüştür. Zeminde ise 30'a 30 kahverengi seramikler tercih edilmiştir. Mutfakta kullanılan mobilyaların detaylarına bakıldığında rengin mekan içinde etkisinin farklı yüzeylerde devam ederek homojen bir etki yarattığı görülmektedir. Örneğin duvar kaplaması için kullanılan beyaz seramik malzeme tezgah alanında da tekrar etmektedir. Aynı zamanda depolama alanı olarak kullanılan mobilyanın kapaklarında havalandırma için menfezlerin tasarıma dahil edilmesi de iç mekanın karakteristik tasarım unsurlarından biri haline gelmektedir. Orijinal kalan ve yıkılmadan önce fotoğraflanabilen bir diğer unsur da karşı dairede misafir odasında bulunan o döneme ait büfe ve yemek masası takımıdır. Yapı yıkılmadan önce hala kullanılmakta olan bu mobilyalar, el işçilikleri, ahşap ve cam malzeme seçimleriyle masif bir mobilya olmakla birlikte yapıldığı dönemin tasarım anlayışını yansıtmaktadır. Klasik stilin oran orantısı ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlanan bu büfe, 70 sonları ve 80 başları olarak tarihlenebilir. Mobilyanın kapakları sunta üzeri ceviz kaplamadır. Oymalı göbeklerin ise ayons baskı veya masif oyma olduğu söylenebilir. Kaplamaların üzerinde ise pistolle atılmış sentetik cila uygulaması vardır. Kordonlar ve taçlar ise masif ahşaptır. Orta alanda bulunan camlarda kumlama kordon şeklinde desen vardır. Yatak odasında bulunan ve gömme dolap olarak kullanılan mobilyada 4 büyük, ortada ve 4 küçük üstü olacak şekilde 8 adet menteşeli kapak bulunmaktadır. Büyük kapakların altında ise dolap kapakları ile paralel 8 adet çekmece bulunmaktadır. Diğer daire yatak odasında bulunan gömme dolap ise 2 büyük ve üstte bulunan 2 küçük toplam 4 adet menteşeli kapağa sahiptir. Büyük kapakların içinde bulunan bölümde solda 4 adet çekmece ve bir raf bulunurken sağ tarafta altta bir çekmece ve üstten biri askılar için ayrılan büyük raf ile küçük bir adet raf bulunmaktadır. Yatak odası mobilyalarında MDF üzeri beyaz ve krem rengi lake cila kaplama kullanılmıştır. Modernleşme ile yeni teknolojilerin kullanımı inşaat sektöründe de değişime yol açarak
Yeni yaşam standartları ile birlikte mimarlıkta yeni ve modern değerlerin arayışını başlatmış ve sonuçta konut plan tipleri ve yaşam çevrelerindeki tercihlerde de değişiklikler olmuştur. Yaşam şeklinin değişimine bağlı olarak ortak kullanım ve özel kullanıma sahip alanların konut plan organizasyonunda ayrıştırıldığı görülmektedir. Aynı zamanda bu yapı, inşa edildiği dönemin yapım, inşaat ve malzeme tekniklerini yansıtmaktadır. Ferah Apartmanı, yapıldığı dönemin yaygın tasarım anlayışı olan uluslararası üslubun karakteristik özelliklerini taşıyan ve bir mimar tarafından tasarlanmış nitelikli bir apartman yapısıdır. Daire iç mekanları, yerel tasarım unsurlarını barındırması yönüyle kent kimliği ve Türkiye modern mimarlık tarihi açısından önemli bir kaynak olmaktadır. Geleneksel üretim teknikleriyle modern bir tasarım söyleminin başarılı bir uygulaması olan iç mekanda hafif ve düz yüzeyler, görsel bağlantı kurma olanağı sağlayan kapı ve bölücülerdeki cam malzeme kullanımı, mutfak ve banyoların zemin ve duvar yüzeylerinde kullanılan kara seramikleri dikkat çekmektedir. Günümüzde bulunduğu bölgedeki birçok nitelikli apartman yapısı gibi artık mevcut olmayan Ferah Apartmanı, modernist iç mekan tasarımının temsilcilerinden biri olarak belgelenebilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz üçüncü sunum içinde sevgili araştırmacılarımıza. Sesim ara ara galiba yine kesiliyor ama en azından sunumları rahat dinleyebildiğimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi ben kendi sohbet kutuma baktığımda bir soru gelmiş durumda Gündüz Gökçe Evi ile ilgili. Hemen onu yöneltmek istiyorum. Gündüz Gökçe Evi'ndeki salonda bulunan özgün tasarımları olan ızgaralı ahşap sandalye için esin kaynakları hangi tasarımlar olmuştur? Ve bu sandalye katlanır özelliğe sahip midir diye sormuş Leyla Tokman. Teşekkür ederim hocam. Şimdi kısaca cevap vermem gerekirse öncelikle sandalyenin katlanır bir özelliği yok. Ben bu çalışmamda Gündüz Gökçe'nin ve Perihan Gökçe'nin çalışmalarıyla ilgili karşılaştırmak için ulusal kaynakları kullandım. Dolayısıyla sunumda da bahsettiğim üzere aslında Necat Ersin'in form, dekorasyon, mobilya mağazasında gördüğümüz tasarımla bir benzerlik gördüm. Eş zamanlı olarak Turgut Cansever'in Türk Tarih Kurumu'nda ele aldığı sandalyeyle ve son olarak da Nazimi Yaver Yenal'ın Güzel Sanatlar Akademisi'nde tasarladığı bank ile bir benzerlik gördüm. Uluslararası bir referans bulmam gerekirse de Pierre Janier'in aslında 1955'e zannedersem tarihlenen kanguru sandalyesi var. Onunla bir benzerlik gösteriyor bence. Bu baston sandalyeler denilen yani arka strüktürünün döşemeyle birlikte ele alındığı sandalyelere de benziyor. Bu çalışmayı gerçek yani devam ettirirsem, detaylandırırsam zannedersem böyle uluslararası referanslarla da karşılaştırma yaparım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim soru için. Teşekkür ederiz cevap için. Acaba başka yorum veya katkı, soru var mı dinleyicilerimizden? Benim dikkatimi çekmişti. Ferah Apartmanı'nda sanıyorum şömine yoktu. Diğer örneklerde vardı diye hatırlıyorum. Bunun nedeni acaba... İklimsel de bir şey olabilir mi diye de düşünmedim değil ama benzer örnekler arasında bir araştırma yapılmışsa acaba bir yorumlanabilir mi ya da vardı kaldırılmış olabilir mi? Ben yanıtlayabildiğim kadarıyla cevap verebilirim. Lütfen. Lütfen hocam. Ferah Apartmanı'nın şimdi Karşıyaka bölgesinde tabii sosyal statü olarak Hande ve Efsun'un incelediği apartmanlar kadar böyle çok da üst gelir grubuna ait bir yerde değil. Aslında orta üst diyebiliriz ama sahilde olan apartmanlar İzmir'de genellikle daha özenli ve daha ne diyelim sahiplerinin isteklerine göre şekillenebiliyor iç mekanlar. Ama bu bir arka sokakta yer alan bir apartman. Daha küçük bir aile apartmanı gibi. Zaten görmüşsünüzdür 4 katlı. Hani o dönem için biraz daha ne diyelim
optimum koşullarda üretilmiş. Dolayısıyla şömine yok. Ve plan şemasında da gördüğünüz gibi metrekareler de optimumda tutulmuş. Özellikle mutfak çok küçük. İki tane küçük tezgahtan oluşuyor. Yemek bölümü de hemen giriş holünden sonra yer alıyor. Ufak. Hani salonda öyle ayrı bir mutfakla bağlantılı olabilecek bir yemek bölümü de değil. Dolayısıyla hani plan şeması ve diğer iç donanım olarak daha mütevazı olan bir apartman. Ama hani gene de işte o dönem için anlattığımız şekilde özgün bir takım tasarım anlayışı, malzemeler kullanılmış. Ve plan şeması da oldukça farklı. Diğer apartmanlara göre işte koridor yok. Ayrı bir gece ve gündüz bölümü var. Öyle bir tasarım, yani o mahalledeki apartmanlar aşağı yukarı bu anlayışla tasarlanmış. Belki Hamdiler İstimler de hani İstanbul'un seviyesi daha üst evet, daha üst gelir seviyesine sahip apartmanların daha iyi korunduğunu varsayabilirsek, ki onlar da tabii ki kentsel dönüşüme uğruyor, ama sizin bu belgelemeyi yapmış olmanız ve yıkılmış olması apartmanın çok değerli olmuş elbette ki. Bu anlamda ben önemli bir belgeleme katkısı olduğunu düşünüyorum modern iç mekanlar araştırma alanına. Bu arada acaba soru veya yorum var mı diye tekrar ben ekrana dönmek istiyorum. Yoksa aklıma şey geldi, belki onu belirtmek isterim. Ankara'daki Cinnah 19, şu anda Mimarlar Derneği 1927'nin bulunduğu modernist blok da aslında hava alanı çalışanları için bir kooperatif. Yani o da çok üst gelir seviyesine ait bir konut sayılmaz, konut ailesi sayılmaz. Ancak enteresan olan sevgili Hande'nin de gösterdiği gibi içinde mermer bir şöminesi, işte galeri boşluğu olması gibi özellikleriyle ayrışan bir konut tasarımı var. Necat Ersin için hazırlanan derneğin bir kitabı vardı. Onu Hande zaten edinmiş olabilir. Onun başına da ben böyle çok çok ufak bir yazı yazmıştım. Orada bu sandalyeyi de kullanmıştım. Hatta bir iki uluslararası örnek de bulabildiğim kadarı tabii koymuştum. Onun için bu özellikle ilk iki evin mobilyalarına, iç mekan detaylarına ilişkin elimize güzel belge ve fotoğrafların olması çok sevindirici geldi. Özellikle sevgili Efsun'un gösterdiği hakikaten çok nitelikli, yani her köşesiyle düşünülmüş iç mekanlardı. Yani ben çok etkilendim doğrusu o örnekten. Yani bu üç evin yani farklı açılardan birbirini tamamladığını düşünüyorum bu oturumda. Hakikaten iyi bir karma olmuş bizim oturumumuz, belgeleme oturumu. Ne yazık ki tabii yavaş yavaş hakikaten bu kentsel dönüşüm denen şeye ne yazık ki kurban gidiyor. Bu değerli apartmanlar yani eski çok da iyi değildir anlayışı altında. Onun için hakikaten iyi bir belgeleme izledik. Seyircilerimizden bir başka acaba not veya yine soru olabilir mi geçtiğimiz dakikalar içinde diye sormak istiyorum. İki tane İstanbul, bir İzmir izledik. Evet, sanıyorum yok. Ben çok teşekkür ediyorum o zaman oturumun yöneticisi olarak. Her üç belgelemede çok değerli araştırmaları bizlere sunmuş oldu. Sempozyumun bundan sonraki oturumlarında da başarılar diliyorum tüm konuşmacılara. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hem üniversitemize, Yaşar Üniversitesi, hem Dokunum İç Mekan Komitesi'ne. Herkese iyi günler diliyorum. Emeklerinize sağlık. Biz de size çok teşekkür ederiz. Moderatörlüğünüz için ayrıca katılımcılara da teşekkür ederiz. Sonraki oturumlar yemek arasının ardından saat 13'te başlayacak. 12 ve 13. oturumlarda kamusal iç mekan, ticari ve endüstriyel ile sosyal kültürel başlıkları altında 13-14 saat aralığında paralel olarak yürütülecek.
Bu oturumlara ait linkleri metin kutumuzda bulabilirsiniz. Herkese iyi günler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.